Herkese selam canlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir detay bölümüyle daha karşınızdayım. Bu sabah oyuna mini bir güncelleme geldi arkadaşlar. Şu anda fotoğrafını ekrana koyuyorum. Bu minik güncellemeyle beraber oyuna neler geldi bugün bunlara bakacağız. Ve önceki güncellemede muhtemelen fark etmediniz, gerçekten inanılmaz detaylar var. Bak gerçekten benim videom olduğu için değil de gerçekten çok güzel detaylar var. Birazdan sizler de göreceksiniz, bana hak vereceksiniz arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Zaten önceki detay bölümünde arkadaşlar 1700'den fazla like atmışsınız, çok sağ olun. Eğer bu videoda hemen bir 1700 like yapıştırırsanız yakında yeni bir detay videosu daha gelecektir ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi 1700 like gelirse yeni detay bölümü gelecek. O zaman da vakit kaybetmeden ilk detayımızla başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel detaylarımız var. Şimdi ilk öncelikle şununla beraber başlamak istiyorum. Arkadaşlar muhtemelen fark etmemişsinizdir diye düşünüyorum. Oyunda karakter ve kostüm çıkma efektleri değişti. Yani yeni güncelleme geldiğinden beri karaktere de kostüm almadınız. Ben yankama paylaşmıştım gerçi tüm karakterlerin çıkma anında, ama eğer bilmiyorsunuz şu anda yeni fotoğrafını ekrana koyuyorum. Artık yeni bir kostüm çıktığı zaman bu şekilde gözüküyor. Yeni bir karakter çıktığı zaman da bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunu belki bilmiyorsunuz diye videonun başında göstermek istedim. Bir de şöyle bir detay daha var. Kutuları açtığınız zaman artık arkadaşlar şöyle bir şey daha çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu detayı gösterebilmek için yerine sağma geçtim, üstüne de jeton kazandım. İnşallah bu 32 jeton yeter abi bize. Evet yetiyor sanırım. Şimdi arkadaşlar eskiden kutuları açtıktan sonra sağ alt kısımda herhalde kalan öğe yazıyordu. Şimdi mükemmel bir detayımız var. Açtık mesela, artık burada kalan yazıyor. Bu da mükemmel bir detaydı. Bunu da göstermek için bayağı uğraştım ama. Eskiden kalan öğe yazıyordu arkadaşlar, artık kalan yazıyor. Bu da yeni güncelleme geldikten sonra değişen küçük bir detay. Evet şimdi gelelim arkadaşlar, çok iyi bir detayımıza geldik şimdi. Buradan dostluk maçına girelim. Önceki şu rahatsız etmeyi açalım. Buradan arkadaşlar şimdi herhangi bir tane map'e girelim. Şimdi arkadaşlar yeni güncellemeyle beraber ben de bunu dün akşam güç ligindeyken fark ettim. Ve hemen detay videosunu almak istedim. Şimdi arkadaşlar yeni güncelleme, mesela Leon'la beraber girelim. Sizlere bir şey göstereceğim. Şimdi Leon arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakın. Birazdan Leon hakkında değil işte diğer karakter hakkında bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Leon'un ayak izlerine baktığınız zaman normal değil mi? Normal ayak izleri var. Onun küçük küçük ayak izleri var. Bu bütün karakterlerde arkadaşlar önceden aynıydı. Yani Jackie'de de aynıydı, işte Carl'da da aynıydı. Bütün karakterler aynıydı. Ama normalde biliyorsunuz ki Jackie arkadaşlar bir tane matkabın üzerine yürüyor. Carl da bir tane arabanın üzerine yürüyor. Sprite'de de aynıydı herhalde. Yani yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Ve yeni karakter Stu. Şimdi bu Stu'da çok enteresan bir şey var. Öncelikle Stu'nun ayak izlerine bakalım. Daha sonra sizlerin diğer karakterlere ayak izlerini göstereceğim. Cidden inanılmaz güzel yapmışlar ayak izlerini. Biliyorsunuz Stu arkadaşlar tekerlek üzerinde yürüyor, yani ayaklar üzerine yürümüyor. Ve Stu'nun ayak izlerine bakın arkadaşlar, cidden çok iyi olmuş yani. Normalde Stu'nunkini de aynı yapacaklardı, fakat gördüğünüz gibi Stu'yu değiştirmişler. Stu'yu değiştirmişlerken diğer karakterleri değiştirmişler. Stu'nun ayak izleri arkadaşlar tekerlek izleri, yani bu bayağı iyi bir detay. Ve arkadaşlar bir de Jackie var. Jackie'nin ayak izlerini sizlere göstereceğim. Bunu abi en çok kupa yapalım. Evet Jackie arkadaşlar bildiğiniz gibi bir matkabın üzerine yürüyor. Şimdi arkadaşlar sizlere Jackie'ninkini de göstereceğim. Jackie'nin ayak izleri ise daha sonra matkap izleri, gördüğünüz gibi yer arkadaşlar toprakları deşiyor, yani toprakları deşe deşe yürüyor. Bu eskiden muhtemelen böyle değil arkadaşlar. Ben cidden böyle hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben eski bir videomu alıp oradan ekran kaydedip ekrana koyuyorum. Şu anda ekranda izliyorsunuz arkadaşlar Jackie'nin eski yürüyüşünü. Eğer dediğim gibi hata yapıyorsa yorumlar kısmı yazıyorsun, yani arada sıra tabii ki herkes yanlışlar söyler. Ama arkadaşlar ben bu pozisyonun değiştiğine eminim yani. Gördüğünüz gibi toprakları deli deşe geçiyor arkadaşlar Jackie. Bu sadece Jackie'de değil, Carl'ınkini de yenilemişler. Stu, Jackie, Carl falan filan. Mesela Carl'ın ayak izlerine de bakalım. Carl'ın normal ayakları üzerinde, bacaklar üzerinde değil arkadaşlar. Bir arabanın üzerinde yürüyor. Şimdi bakalım arkadaşlar Carl'ın ayak izlerine bakacağız şimdi. Carl'da arkadaşlar ayak izleri değil de arkasında böyle sanki şey gibi, hani normal arabalarda olan gaz gibi, böyle arabanın gazı çıkıyor, vagonun gazı çıkıyor yani. Bu Carl'ınkinde arkadaşlar Sprite'e benziyor. Ama geri kalan karakterlerin hepsinin ayak izleri aynı yani. El Primo'nun ayakları daha büyük, Edgar'ınkiler mesela daha küçük, ama onunkiler aynı arkadaşlar. Onlara çok fazla detay eklemiştir ama mesela şu Stu'nun ayak izleri falan filan benim bayağı hoşuma gitti. Bu da yeni güncelleme geldikten sonra oyun ekranından bayağı iyi bir detay. Arkadaşlar şimdi sıradaki detayımız. Gördüğünüz gibi yani siz güç liginde ne kadar kalsanız bilmiyorum ama güç liginde 50 maç yaptığınız zaman bu kostümü alıyorsunuz. Normalde arkadaşlar biz bu kostümü şöyle zannetmiştik. Dükkana, yani Brotok geldikten sonra dükkana direkt 25.000 yıldız puanla aynı şu kostümler gibi yayınlanacak diye düşünmüştük. Ama arkadaşlar bu kostüm, bak şunların hepsinin altına yıldız kostümü yazıyor, bak sol alta bakın, hepsinin altına yıldız kostümü yazıyor. Bunun altı hem yıldız kostümü
Hem de arkadaşlar güç ligi kostümü, ama bu herhalde satın zaman güç ligi kostümü diye çıkıyor. Bu kostüm arkadaşlar güç liginde 50 maç kazanırsanız burada arkadaşlar dükkana satın alabiliyorsunuz. Ama bu aynı Brawl Pass kostümleri gibi arkadaşlar güç ligi kostümü süresi 31 gün 18 saat diyor. Yani 32 gün boyunca 25.000 yıldız puanını aldınız alamadınız arkadaşlar gidiyor. Yani güç ligine özel bir kostüm. Bunu da arkadaşlar videoda göstermek istediğim detay videosunda. Gerçekten bayağı iyi bir kostüm bu arada. Ben arkadaşlar güç ligi ilk geldiği zaman 50 maç yaptığımız zaman bize bedava verecekler diye düşünmüştüm, ama bedava vermediler, teklife sundular. Bakın abi havanı cidden çok iyi bu arada. Gördüğünüz gibi oha bayağı iyi bir havanı var. Şöyle atış yapalım. Bu kostüm arkadaşlar dediğim gibi 50 maç yaptığınız zaman güç liginde 25.000 yıldız puanı alabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu sabah oyuna mini bir güncelleme geldi. Bu mini güncelleme hepiniz güncellemesini de düşünüyorum. Dün Twitter hesaplarına paylaştılar. Zorunlu bir güncelleme geldi arkadaşlar. Google Play Store ve App Store'dan güncellediğiniz oyununuzu. Fakat güncellemede abi oyuna ne geldi? Bak birinci olarak bu şampiyonluk mücadelesi geldi. Bu arada bu şampiyonluk mücadelesi alakalı bir detay daha var arkadaşlar. Bu şampiyonluk mücadelesiyle alakalı detayı birazdan söyleyeceğim. Oraya geçmeden önce bu şeyde ne geldi arkadaşlar güncellemede? Güçle ilgili alakalı bug'lar ve sorunlar düzeltildi. İlk olarak arkadaşlar ekranına bir tane bug'a koyuyorum. Bu bug arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı rakipliğin aldığı karakteri gözükmüyor. Bu bir tane arkadaşımızın göndermiş olduğu fotoğraf. Bunu detay bölümüne almak istedim. Gördüğünüz gibi karşı rakipte olan bir kişi karakter seçmiş fakat burada gözükmüyor. İkinci olarak siz arkadaşlar güç liginde aksesuar, yıldız gücü vesaire seçerken size oyundan atma sorunu giderildi. Gerçi bu sorun ben yoktu ama bazı cihazlarda arkadaşlar aksesuar veya yıldız gücü seçme ekranında size oyundan atıyordu. Ve bize şöyle mesajlar geliyordu arkadaşlar, bizim gözümüzü korkutuyorlardı. Gördüğünüz gibi bir güç ligi maçına ayrıldın. Bunu tekrar etmen durumunda güç ligi maçlarından katılman engellenebilir. Bizim egemen arkadaşlar dün 20 kere çıktı yaklaşık olarak, kişi engellemedi. Bilmiyorum kaç kere çıktığınız zaman engellendiniz yazmamışlar arkadaşlar. Mesela size 10 tane hak koydu ya, yani 10 tane hakkı sonuna kadar kullanmasınlar diye arkadaşlar böyle kaç tane hakkınız kaldığını da göstermiyorlar, ama dediğim gibi bizim egemen dün maç yaparken 20 kere çıktı, neredeyse hiç engellenmedi. Yani arkadaşlar mini güncellemeyle beraber bu bug'lar çözüldü, gayet de iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bir de yeni güncellemeyle beraber şampiyonluk mücadelesi geldi. Şimdi siz bu şampiyonluk mücadelesi şey zannedebilirsiniz arkadaşlar, biliyorsunuz ki oyuna Brawl Talk'ta PSG mücadelesi, yani PSG mücadelesi tanıtılmıştı. Siz muhtemelen savaş topu mücadelesi zannedip olabilirsiniz, ama oyuna 2 gün sonra şampiyonluk mücadelesi olarak normal bir şampiyonluk mücadelesi gelecek diye biliyorum ben. Ama PSG mücadelesi Mart'ın ortadan ya sonlarına doğru gelecek diye biliyorum. Yani bu oyuna gelecek olan şampiyonluk mücadelesi PSG mücadelesi değil arkadaşlar. Yoksa buraya PSG mücadelesi olarak gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ki zaten oyuna diğer kostümler daha gelmedi arkadaşlar. Mesela şu bekçi bibi gelmeden ben PSG Dynamite'ın geleceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar, benim bildiğim bu normal bir şampiyonluk mücadelesi. PSG mücadelesi güncellemenin ilerleyen zamanlarına doğru gelecek. Dediğim gibi yanlışım varsa düzeltin. Arkadaşlar şimdi sıradaki detayımız bir bug gibi bir şey. Şimdi Rico'nun kostümlerine gelelim. Rico arkadaşlar biliyorsun ki bak mis gibi hareketli pinler geldi. Yeni kostümleri falan filan. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi remodel aldı. Rico'nun gözüne dikkatli bir şekilde baktığınız zaman Rico artık gözünü kırpıyor arkadaşlar ve bayağı tatlı olmuş yani açıkçası. Aslında Rico ile Stu çok benzemiyor mavi ya bak. Stu'nun gözü sadece mavi ve gerçekten çok benzer. Bu sadece gözünü kırpma, bunda gözünü kırpma efekti yakında gelir. Neyse bu konuyu değiştirmeyelim. Şimdi arkadaşlar Rico'nun gözü değişti. Ama Rico'nun değişmeyen bir tane kostüm var. Hatta Rico'nun diğer kostümleri de değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi yan hesabıma geçtim. Yan hesabımda bende olmayan Rico kostümünün gözü bile gördüğünüz gibi güncellendiğini görebilirsiniz. Ama oyunda değişmeyen tek bir tane Rico kostümü var arkadaşlar. Bu Rico kostümü de saf gümüş Rico ve saf gümüş altın ve saf gümüş Rico. Pardon yanlış söyleyeyim. Saf altın Rico ve saf gümüş Rico. Şimdi arkadaşlar ben bu detayı geçen videomuzu söylemiştim. Bu videoda almak istedim. Şu anda ben arkadaşlar onun videosunu ekrana koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saf gümüş Rico'nun gözünün oynamadığını görebilirsiniz. Tüm Rico kostümlerine güncelleme gelmiş. Normal Rico kostümü bütün Rico kostümlerine gelmiş ama saf gümüş Rico'ya gelmemiş arkadaşlar. Belki yeni mini güncellemeden sonra bu bug da giderilmiş olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum, şu anda bütün hesaplarına girdim ama saf gümüş Rico'yu bulmadım. Saf gümüş Rico'nun gözü yenilenmemiş. Evet arkadaşlar, sırada yeni bir bug'ımız daha var. Şimdi biliyorsunuz ki Brawl Pass'te bizlere görevler veriliyor ve Brawl Pass'imiz bitirdik, hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar, şimdi Brawl Pass'te bizlere verilen görevlerin hepsi farklı. Yani siz görevleri yapmasanız bile burada 20-30 tane görev biriktirseniz bile kesinlikle aynı görev gelmiyor. Atıyorum abi 24 düşman, Yuket Krop. Siz arkadaşlar mesela yeni
bir crow görev gelse bile işte 12 düşman yok et, 15 düşman yok et, farklı görevler verir. Yani bu Brawl Pass'te sizlere aynı 2 tane görevi arda arda verme olasılığı %1 falan yani. Bu %1 hatta %0 ama öyle bir bak olmuş ki arkadaşlar bizim Egemen'in hesabına aynı görev 2 geri gelmiş. Yani siz atıyorum burada 24 düşman yok ettiğiniz zaman 500 değil 1000 yıldız puan alacaksınız. Yani bug gibi bir bug arkadaşlar gerçekten. Şu anda fotoğrafın ekrana koyuyorum. Yani Egemen yan hesabına artık o kadar çok görev biriktirmiş ki artık o kadar çok görev gelmiş ki arkadaşlar 2 tane görev aynı anda hatta alt alta gelmiş. Gördüğünüz gibi yani gerçekten iyi bir şey aslında. Bu bug değil de şans diyebiliriz. Mesela burada 8 maç elmas kapmaca. Sen 8 maç kazandığın zaman 500 yıldız puan değil 1000 yıldız puan alacaksın. 2 katı yani. Bence bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu güzel bug'ımızdan sonra da yavaştan videomuzun sonuna girelim. Daha fazla detay videoları istiyorsanız aşağıdan 2 saniyenizi ayırarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımız hoşunuza giderse de kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın Minitran kanalında ilk gösteren arkadaşlar Brawl Stars dizimizin 2. bölümü var. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Yanlış kanalda tekrar diğer videoyu görürseniz bana kızı evet. Anlısı arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.